Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi haşhaşlı, cevizli, tel tel ayrılan yumuşacık hükmet tarifim var. Buyurun hemen başlayalım. Karıştırma kabıma cezvemde biraz ılıttım. 2 su bardağı sütü alıyorum. Su bardağı ılık su, 5 tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Bir paket instant kuru maya ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da un ekleyip karıştırıyorum. Karıştırma kabımın kapağını kapatıp mayamın aktif hale gelmesini bekliyorum. 15 dakika kadar bekledim. Biraz daha un alıp unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yine karıştırma telimle karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş yine unumdan ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. 6 su bardağı unum var. Hemen hemen hepsini kullandım. 5,5-6 su bardağı kadar un yeterli oluyor. Cıvık, ele yapışan bir kıvamda olacak hamurumuz. Artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu iyice yoğurdum. Dediğim gibi 6 su bardağına yakın un kullandım. Gördüğünüz gibi elime yapışan kıvamda. Elimi kaşıkla temizleyip kabımın kapağını kapatıyorum. Biraz dinlendireceğim. Hamurumu ben kalorifer yanına koydum. Yarım saatte 2 katına çıktı. Bu arada haşhaşını hazırlıyorum. Bir kaba 5 yemek kaşığı ezilmiş haşhaş koydum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Haşhaşı sıvı yağla incelteceğim. 1 su bardağı sıvı yağım var. Önce yarısını döküyorum. İyice karıştırıyorum. Şeker de içinde erisin. Kalan yağımı döküp sürülebilir kıvama gelene kadar karıştıracağım. Bu kıvam yeterli. Sizin haşhaşınız daha koyuysa sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bir küçük kasede dövülmüş cevizim vardı. Onu ekledim. Bükmem için haşhaşlı karışımım hazır. Hamurumu da yarım saat dinlendirdim. Hamurumu biraz daha yoğuracağım. Un serpiyorum. Daha kolay yoğurabilmek için masamı aldım. Unla biraz yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. 8 eşit parçaya ayıracağım. Önce 4'e kesiyorum. Daha sonra her parçayı 2'ye keseceğim. Küçük bir kaseye de sıvı yağ aldım. Ben zeytinyağı koydum ama ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ellerimi biraz yağlayarak bezelerimi yapıyorum. Un serptiğim masamın üzerine bezelerimi diziyorum. İlk bezemi alarak açmaya başladım. Yine elimi yağlayarak bezemi elimle açıyorum. Yağladıktan sonra elle de kolaylıkla açılıyor ama merdane de kullanabilirsiniz. Büyük servis tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığım hamuru tabağa alıyorum. Hazırladığım haşhaşlı karışımdan koyup her tarafına süreceğim.
Ben dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar koydum. Biraz daha koyacağım. Bol haşhaşlı güzel oluyor. İkinci bezemi aldım. Yine aynı şekilde üzerine yağ sürerek elimle açıyorum. İlk açtığım bezenin üzerine kapatıyorum. Yine bolca haşhaştan koyup sürüyorum. Bu şekilde 4 bezeyi üst üste koyacağız. Üçüncü bezeyi de yağla açıp tabağıma alıyorum. Yine haşhaştan süreceğim. Dördüncü bezemi açıyorum. Bu hamuru tabağıma aldıktan sonra haşhaş sürmeden tabağımı bir kenara alıyorum. Diğer 4 kalan bezeyi de aynı şekilde yağla açarak aralarına haşhaşlı karışımımdan sürerek üst üste koyuyorum. Haşhaşlı karışımımdan çok az kaldı. Onu en üstü için kullanacağım. Bükmelerimizin ilk aşaması bitti. Şimdi ikinci aşamasına geldik. Açtığım ilk tabaktan başlayarak yine avucumun içini yağlayarak bastıra bastıra açıyorum. Hamurumuz yağla beraber çok güzel açılıyor. Bu bükme tarifini en acemiler bile püf noktalarına dikkat ederek yapabilir. Özellikle kenarlarına bastırarak yeterince açtım. Şimdi 3 parmak enliğinde dilimlere ayırıyorum. Oklava, merdane kullanmadan tel tel ayrılan kat kat yumuşacık bükme oluyor. Şimdi her bir dilimi bükerek tepsime alıyorum. Biraz da tepsi de mayalanacağı için çok sık yerleştirmiyorum. Biraz gevşek bırakıyorum dilimleri. İlk tabaktaki bükmelerimi yaptım. Şimdi üst üste ikinci tabaktaki bükmelerimi açıp aynı şekilde bükerek yapacağım. Kalan bükmelerimi de hazırladım. Kalan haşhaşlı karışımı da bükmelerimin üzerine sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bükmeleri pişirmeden önce biraz da tepside bekletip mayalandıracağım. Öyle çok daha yumuşak ve güzel oluyor. Üzerine bir tepsi kapattım. 15 dakika kadar daha beklettim. Bükmelerim biraz daha mayalanıp tepsiye yerleşti. Fırınımı da daha önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtmıştım. Fanlı ayarda altı üstü kızarana kadar pişirdim. Haşhaşlı bükmelerimin altı üstü iyice kızardıktan sonra fırından çıkarttım. 15 dakika dinlendirdikten sonra dilimliyorum. Pamuk gibi de oldular. Eğer haşhaşlı lezzetleri seviyorsanız bu bükme tarifini mutlaka deneyin derim. Oklava, merdane kullanmadan herkesin yapabileceği bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir tanesini de şöyle yakından göstermek istiyorum bölerek. Tel tel ayrılıyor. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.